Merhaba arkadaşlar, trigonometrik denklem çözümleriyle karşınızdayız. Denklem bazı x ifadeleri için sağlanan işte veya sağlanmayan değerleri bulma işlemi, denklem çözme deniyor. Bilinmeyeni bulma işlemi esasında. Şimdi arkadaşlar, trigonometri boyunca karşılaşacağımız 4-5 tane sekant kosekanta dahil edersek 6 tane denklem tipi var. Sinüs x sinüs alfa ya da cos x cos alfa ya da tanjant x tanjant alfa ya da kotanjant x kotanjant alfa veya sekant x sekant alfa kosekant x kosekant alfa. Şimdi yani bu saatten sonra çözeceğiniz bütün trigonometrik denklem sorularında en son arkadaşlar ya bu hale ya bu hale ya bu hale ya da bu hale gelecek arkadaşlar denklem. Bunu izahını yapacağım arkadaşlar, bu ne demek diye. Şimdi bunu ilk defa bile görseniz sinüs x sinüs alfa ise adam der ki x eşittir alfa zaten görünüyor. Trigonometrik fonksiyonlar periyodik fonksiyon olduğu için arkadaşlar bu sinüs ve kosinüsün esas periyodu sinüs x ve kosinüs x olarak esas periyotları 2π'dir bunların. Yani grafiğin çizildiği en küçük aralık boyu 2π'dir. Yani periyodik fonksiyon olduğu için. Şimdi bir tane açı bulduktan sonra diyor siz buna 2π ekleseniz gene aynı yere gelir veya 2π çıkarsanız k burada dönme sayısı olacak. Yani tam sayı olarak işte pozitif verirseniz k'ya 1 verin 2π, 2 verin 4π, eksi 1 verin eksi 2π. Ters tarafta bir tur atmış oluyorsunuz. Bu şekilde bir denklem çözülürken x eşittir alfa artı 2kπ, x eşittir pi eksi alfa artı 2kπ'ymiş. Bundan bir zevk alınmıyor arkadaşlar. Ben kalıcı olsun diye buraya gerçekten bir tane birim çember çizeyim. Yani ne demek o işte x eşittir pi artı alfa artı 2kπ x eşittir pi eksi alfa artı 2kπ ne demek diye konuşalım arkadaşlar. Şimdi bakın burada tabii önemli açıların bütün trigonometrik oranlarını bilmek zorundayız. Kim önemli açılar? İşte 0, 30, 45, 60, 90, işte 120, 135 gibi 30-45'in katı olan bütün açılar önemli açılar. Yani biz bu şekilde bir denklemde buraya bir reel sayı gelecek. Atıyorum kaç versinler? 1 bölü 2 versinler. Sinüsü 1 bölü 2 olan dünyada sonsuz tane açı var arkadaşlar. Sizin yapacağınız şey şu. Bu şartları sağlayan yani sinüsü 1 bölü 2 olan bir tane açı buluyorsunuz. Kim o? Mesela 30 derece olabilir veya 150 derece. Yani sonsuz tane var. 30 derecelik açı çizdik buraya. Alfa diyeyim arkadaşlar. 30'u ben örnek olarak yazdığım için konuştuk. Tamam. Sinüsü 1 bölü 2 olan arkadaşlar bir burada bir açımız var. Bir de nerede var? İkinci bölgede. 1 ve ikinci bölgede sinüs pozitiftir çünkü. Negatif olsaydı 3 ve 4 olacaktı. Bir de ne var arkadaşlar? Alfayı şuraya taşırsam ben burası da alfa olur. Burası birinci bölge, burası ikinci bölge. Dikkat arkadaşlar. Bu açıların ikisinin de sinüsleri aynıdır. Y ekseninde karşılıkları aynıdır. O zaman ben bu şekilde bir denklem bulduğum zaman alfanın sinüsüyle pi eksi alfanın sinüsü aynıdır. 30 derece mi buldum? 30'a 360 ekle. 2π ve katlarını ekle sıkıntı yok. 150'ye 2π ve katlarını ekle problem yok. Onun için arkadaşlar kalıcı olsun diye bu birim çember çizmiş oldum. Demek ki ne yapıyormuşuz? Sinüsü reel sayı. Buradaki reel sayı olan açıyı bir tane buluyorsunuz. Arklar gibi düşünmenize gerek yok. 1 bölü 2 ister önce bunu alın, bunu alın. Bir şey fark etmiyor. Ama bir tanesini bulmak zorundayız. 30 derece mi bulduk arkadaşlar? 30'a 2π ve katlarını ekleyin sıkıntı yok. 150'ye 2π ve katlarını ekleyeceğiz. Yani bir tanesi 30 derece, bir tanesi 150 derece olmuş olacak. Ve bunlara 2π'nin katlarını ekleyeceğiz. Geçtik. Cos x cos alfa diye bir denklemimiz olabilir. Arkadaşlar iyice anlayalım diye gerçekten bir tane de burası için birim çember çizeyim. Buyurun bir tane birim çember daha arkadaşlar. Bu birim çember. Şimdi mesela kosinüsü gene cos cos neymiş? Alfa artı kp, eksi alfa artı kp. Buradan ayrılan kısım ne? Birisi pi eksi alfa, birisi eksi alfa. Bu ne demek konuşacağız arkadaşlar. Şimdi kosinüs hangi bölgelerde eşittir? 1'de, 4'te, 2'de, 3'te. Yani pozitifse 1 ve 4'te, negatifse 2 ve 3'te. Pozitif bir şey alalım yani kaç alalım mesela? Kök 3 bölü 2 alalım arkadaşlar. Neyin kosinüsü kök 3 bölü 2'dir diye bulmamız gerekiyor. Kaçtır? 30 derece. Arkadaşlar 30 derece, bir 30 derecelik açı şurada olsun. Alfa dedik biz buna. 30'un sinüsü kaçtır? Kök 3 bölü 2. Bir de arkadaşlar başka sinüsü kök 3 bölü 2 olan burada yok, burada yok. Ha, nerede var? Burada var. Dördüncü bölgede var arkadaşlar. Bu açı bu şekilde gelirseniz kaç yapar? 330 derece yapar. Ya da burası da alfa olunca biliyorsunuz burası artı yöndü, burası eksi yöndü. Ha, o zaman arkadaşlar kosinüsü kaç olan? İşte kök 3 bölü 2 olan bir alfa var. Bir de eksi alfa var. Bir alfaya 2π ve katlarını ekliyorum. Bir de eksi alfaya 2π ve katlarını ekliyorum. Problem bu. Yani şu kısmı akılda tutup kalsın diye böyle bir şekilde çizmiş olduk. Tanjant ve kotanjant arkadaşlar periyot pi olduğu için 2π yok ve bir tane çözüm var. Yani bir tane göstermiş olalım. Bunun da hakkı geçmesin. Bir tane de çember bu ikisi için çizmiş olalım. Ne demek istiyor arkadaşlar? Tanjant, x eşittir tanjant alfa. Tan haline gelmiş denklem. Bu hale getirdikten sonra yapacağımız iş şu arkadaşlar. Gene bir tane buluyorsunuz. Kaç olsun? Kök 3 olsun. Gene birinci bölgede bir açı almış olalım. Tanjant kök 3 olan dünyada kaç tane açı var? Sonsuz tane. Birisi 60 derece. Başka ne arkadaşlar? 60'a 360 eklerseniz olur. Dikkat! 60'a 180 eklerseniz olur arkadaşlar. Burası eğer 60 dedik ama biz alfa alalım burayı. Burası kaç olacak? Alfa olacak. Açının bir tanesini bulursak yeterliymiş arkadaşlar.
arkadaşlar. Bir tanesi alfa artı kp yazarsak k'ya 1 verirseniz zaten 3. bölgedekini bulmuş oluyorsunuz. Sıkıntı ortadan kalkmış oluyor. Ve bir tane çözüm var. Alfa artı kp. K'ya 1 ver. K'ya 0 ver. Alfa zaten sağlıyor. K'ya 1 ver. Alfa artı kp. 3. bölge problemi yok. K'ya 2 ver. Alfa artı kp tekrar buraya geldi. K'ya 3 ver. Alfa artı 3 bir nereye gelir? Buraya gelir. Çözüm yok. Çözüm tamamen kolay arkadaşlar. Kotanjantı yazmayalım. Vakit kaybetmeyelim. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Sin sin, kos kos, tan tan, kot kot haricinde denklem yok. Hangi tür denklem olursa olsun en son bu hale getirdikten sonra denklem çözmemiz lazım. Başlıyoruz soru çözmeye arkadaşlar. 1. Geldi sorumuz. Sinüs x 1 bölü 2 olduğuna göre diyor. ÇK çözüm kümesi demek arkadaşlar. Bunu sağlayan genel çözüm istiyor arkadaşlar. Nedir muhabbet? Başlayalım. Neyin sinüsü 1 bölü 2'dir? Bunu kendimiz bileceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dünyada sinüsü 1 bölü 2 olan sonsuz tane açı var. 30 derece rahat sırıtıyor hocam burada. Sinüs 3x eşittir. Kaç yapacak burası? Sinüs pi bölü 6. Radyan olarak yazalım. 30 derece. Sin sin haline geldi arkadaşlar. Neydi kural? Sin sin. İşte 3x eşittir pi bölü 6 artı 2kp, 3x eşittir pi eksi pi bölü 6 artı 2kp. Hemen konuşalım. 3x eşittir bir tanesi pi bölü 6 artı 2kp. Hemen eksi bulalım isterseniz. Bölün her tarafı 3'e. Pi bölü 18 artı 2kp bölü 3. K elemanı da tam sayı. Dursun. Hocam diğer kök neydi? Sin sin halindeyken 3x eşittir pi eksi buradaki açı artı 2kp. Yani 3x eşittir pi eksi pi bölü 6 artı 2kp. Yazalım arkadaşlar bunu. Ben direkt çıkartmış olalım. 6 pi'den pi çıkarsa 5 pi bölü 6. 3'e böldük kaç çıkar arkadaşlar? 5 pi bölü 18 artı 2kp bölü 3. K elemanı da tam sayı. İşte arkadaşlar biz buradaki x'i bir tane bulduk. Bir tane daha bulduk. Bunları ben çözüm kümesi olarak yazarsam bir tanesine x1 demiş olayım. Burada x2 yazmış olayım arkadaşlar. Uzun uzun yazmamış olmak için x1 ve x2 diyorum. Parantez içinde yazdım. Bu genel çözüm arkadaşlar. Yani siz pi bölü 18 kaçtır? 180 18 bölü 10 derece, 10 derece olabilir k'ya 0 verirseniz. K'ya 1 verin. İşte 120 artı 10 130 derece olabilir. Sonsuz tane açı var. Biraz sonraki sorularda göreceksiniz. Bir aralık verecekler. Kaç çözüm oldu istenecek? Geçelim diğer soruya arkadaşlar. Sağ tarafta sorumuz var. Bu da benzer bir soru. Cos x eşittir. Eksi 1 bölü kök 2 denkleminin diyor. ÇK'sı nedir diyor. Çözüm kümesi nedir diyor. Hangi açının kosinüs eksi 1 bölü kök 2'dir dünyada diye soru soruyorlar. Birçok var arkadaşlar. Nerede var? Kosinüs eksi 1 bölü 2 kök 2 olan. Kosinüs negatif olan iki bölge var. 2 ve 3. O zaman 2'de dalın 3'de dalın fark etmiyor arkadaşlar. Neyin kosinüs eksi 1 bölü kök 2'dir? 1 bölü kök 2 olsaydı 45 olacaktı. 45'in ikinci bölge versiyonu kaç arkadaşlar? 180 eksi 45. Yani 135. Arkadaşlar bakın kos kos haline getirmem gerekiyor ben bu adamı. Kos x eşittir. Kosinüs kaç yaptı? 3 pi bölü 4 yaptı arkadaşlar. Kos kos. Neydi kural? Bu eşittir. Bu artı 2kp. Bu eşittir. Eksi bu artı 2kp. X eşittir. 3 pi bölü 4 artı 2 kp. X eşittir. Eksi 3 pi bölü 4 artı 2 kp. K elemandır. Tam sayı. Buna x1 buna x2 dersek benzer şekilde çözüm kümesini yazacağız arkadaşlar. İşte bunlar biraz amel olduğu için öğrenciler bunu sevmiyorlar genelde. Halbuki matematikte zor konu yok. Konular öğrenene kadar zor. Öğrendikten sonra her şey kolay. Bir soru daha yapalım arkadaşlar. Sinüs x artı cos x eşittir 0. Denklemin çözüm kümesi soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu bir sin sin kos kos tan tan kot kot haricinde çözüm kümesi yok dedik. Bu buna benzemiyor hocam. Nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar bunların tipleri ne olduğu önemli arkadaşlar. Yani homojen denklem, biner denklem, işte ikinci dereceden işte sinüse kosinüse göre denklem. Ne olduğu önemli değil. Ben o işlemler sonucunda sin sin veya kos kos haline getirmem lazım bu adamcağızı. Birinci yol diyorum arkadaşlar. Bir yoldan yapalım. Mesela nasıl yapalım? Buradan çoğunuzun aklına gelir. Hocam cos x'i diğer tarafa atalım. Eksi cos x diye yazalım. İyi de sinüs x eksi cos x ben ne bileyim sinüs x yani sin sin haline gelmedi hocam. Bu eksi cos x öyle bir şey de yok. Ne yapalım? Şimdi her tarafı cos x'e bölebilirim ben. Kosinüs x'in sıfırdan farklı olduğu durumlarda. Bölersem cos x'e bölün arkadaşlar burası ne gelir? Tanjant x kalır burada. Burası kaç yapar? Eksi 1 yapar. Dikkat! Cos x'in sıfırdan farklı olduğu durumlarda bu bölme işlemini yapabiliyorum. Bakın güzel bir şey çıktı. Tanjant x eşittir eksi 1. Hani tan haline de çevirebilirim ben bu adamı. Tan x eşittir eksi 1 ise burası ne yapar arkadaşlar? Tanjant 3 pi bölü 4. Hani buluyorduk ya tanjant eksi 1 olan bir açı buluyorduk. Ya işte 2'de ya da 4'te. Ya 135 alacağım ya da 315 alacağım. 135 daha yakın. X eşittir. Bitti gitti. X eşittir kaç çıkar arkadaşlar burada? 3 pi bölü 4 artı dikkat tanjantı çözüyoruz. Kpi. Bu kadar. Çözüm kümesi bu arkadaşlar. Kısa olduğu için yol 2. Yani ne kadar farklı yol biliyorsanız o kadar işlemlerimiz iyi olur veya yorum gücümüz artar. Sinüs x. Başka ne yapalım arkadaşlar? Gene ben bu tarafa atayım bunu. Sinüs x eşittir. Eksi kosinüs x yazalım arkadaşlar. İyi de ben böyle bir denklem sin sin haline getirmem lazım. Sonucu eksi cos x çıkan sinüslü bir ifade yazmam lazım.
İyi de bunu nasıl yazacağım arkadaşlar? Trigonometrik özdeşliklerin çok iyi olması lazım. Ben buraya sinüsle başlayan ya pi bölü 2 kullanacağım ya 3 bölü 2 kullanacağım. Pi bölü 2 kullansam denk geliyor mu bakın. Pi bölü 2 artı x yazsam pozitif olmaz. 3 pi bölü 2 kullanacağım arkadaşlar. 3 pi bölü 2 kullanayım buraya. 3 pi bölü 2 artı x ve eksi x fark etmiyor. Eksi x yazdık mı işimiz tamam arkadaşlar. Sin neydi çözüm arkadaşlar? X eşittir. Burası artı 2 kp. X eşittir. Pi eksi. Burası artı 2 kp. Haydi yazalım arkadaşlar. X eşittir. Bir tanesi 3 pi bölü 2. Eksi x artı 2 k pi. Diğer kaç arkadaşlar? X eşittir. Pi eksi bunun ağzındaki arkadaşlar. 3 pi bölü 2 eksi x artı 2 k pi. Arkadaşlar buradan x'i bulalım. X 2x oldu. Her tarafı 2'ye bölerek de yazmaya çalışalım. X eşittir kaç çıkar? 3 pi bölü 4 artı ne çıkar arkadaşlar? K pi. Dursun bir yerlerde. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar şunu çözüyorum arkadaşlar. Bakın. Birinci yol daha kolay oldu gördüğünüz gibi. Pi eksi işte burası yaptı. Kaç yaptı? Eksi pi bölü 2 mi kalır arkadaşlar oradan? X eşittir. Dikkat arkadaşlar pi eksi 3 pi bölü 2. Yani eksi pi bölü 2 geldi oradan. Artı x artı 2 k pi. Arkadaşlar bana ne lazım? X lazım. Ben x'i ararken x kayboldu arkadaşlar. Bunlar gitti. Demek ki buradan çözüm gelmiyor. O zaman tek çözüm neymiş arkadaşlar? X eşittir. 3 pi bölü 4 artı k pi. Kontrol edin. 3 pi bölü 4 artı 2 k pi. Demek ki yol çok arkadaşlar. Bir yol daha var onu yapmayalım. Üçüncü yolumuz. Buradaki bir gördüğüm yere tanjant 45 yazacağım. Belki başka bir soruda kullanırız. Geçtik. Başka bir soruya. Sinüs 3x eksi cos 2x. Çözüm kümesi nedir diye soru soruyorlar. Arkadaşlar burada iki kat formülü olabilir, bir şey olabilir. Birçok garip bir soru. Çözüm kümesi nedir diye soru soruyor. Bu denklemi sağlayan x nedir? Sinüs 3x eksi cos 2x. Bunu bir başka yoldan yapmaya çalışalım. Yani sonucu eksi cos 2x çıkan sinüslü bir ifade yazacağız. Yani sin haline getireceğim veya cos haline getireceğim arkadaşlar ben bu adamı. Şurasını ellemeyelim. Sinüs 3x dursun burada. Ben gene benzer şekilde arkadaşlar burasını şöyle yazamaz mıyım ben? Sinüs sonucu eksi cos 2x çıkan pi bölü 2 bir şey yazsam olmuyor. Deminki soruya benziyor. 3 pi bölü 2 eksi 2x yazarsam kontrol edelim. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi 2x. Yani 3. bölgede. Sinüs nedir? Eksi ama kosinüse dönüşecek. Sin oldu arkadaşlar. Az önceki sorudan bir farkı kalmamış oldu. Ne olacak? 3x eşittir. Burası eşittir. Burası artı 2 kp. Burası eşittir. Pi eksi burası artı 2 kp. Bitti gitti. 3x eşittir. 3 pi bölü 2 eksi 2x artı 2 k pi. Normal diğer 3x'i de yazayım isterseniz. İkisini beraber yapmış olalım. Pi eksi burası arkadaşlar. 3 pi bölü 2 eksi 2x artı 2 k pi. Öğrenciler neden sevmiyor arkadaşlar bu soruyu? İşte bu ıvır zıvır işlemler biraz zaman aldığı için adam korkuyor. Bir de değer vermene sorular gelecek az sonra. Kaç kök vardır gibi. Arkadaşlar bunu bu tarafa getirin. Kaç yaptı? 5 x yaptı. 5x eşittir. Ben direkt yazmaya çalışayım. 5x oldu. Her tarafı kaça böleceğiz? 5'e böleceğiz. 3 pi bölü 10 yapar arkadaşlar burası. Artı 2 k pi bölü 5. Bir tanesi buradan geldi. Yani eksi 2x 5x oldu. Her tarafı 5'e böldüm. 3 pi bölü 10 oldu. Artı 2 k pi bölü 5 oldu. Buradan yapalım arkadaşlar. Eksiyi dağıtırsak 2x geldi. Yani artı 2x oldu. Bu tarafa gitti. X yalnız kalmış oldu. Pi eksi 3 pi bölü 2 kaç çıkar arkadaşlar? Eksi pi bölü 2 yapar. Artı bir şeye bölmemize gerek kalmadı. Artı 2 k pi. Arkadaşlar bunları çözüm kümesini eğer bu şekilde istiyorlar. Resmi çözüm istiyorlar. Ne demek arkadaşlar? Bir tanesi kaçmış? 3 pi bölü 10 artı 2 k pi bölü 5. Bir tanesi virgül. Diğeri kaç arkadaşlar? Eksi pi bölü 2 artı 2 k pi. Hocam k ile mandır tam sayı buraya eklemek zorundayız. K dönme sayısı. Tam sayı yani. Şimdi bu genel çözüm arkadaşlar. Biraz sonraki sorularda çözeceğiz. İşte şu aralıkta kaç kök vardır soruları var. Buna ve buna işte değerler vereceğim. K'ya 0, 1, 2, eksi 1, eksi 2, eksi 3 değerler vereceğim. Aralığa düşüp düşmediğine bakacağım. Bundan benzerini çözdüğümüz için geçiyoruz arkadaşlar. Başka bir soruya geçtik. Sinüs x artı cos x eşittir 1. Bunun matematikteki adı lineer denklem diye geçiyor. Lineer, linear, doğrusal demek arkadaşlar da. Şimdi bir yoldan yapalım. Vakit kalırsa başka yolda göstermeye çalışalım. Sinüsüyle kosinüsün toplamı 1 olacak. Ya ben mesela bunu yani kafadan yapmaya çalışsanız x'i 0 versem oluyor mu? Oluyor. 2 pi versem oluyor. Oo, demek ki hani şıkları elerken bu önemli bir eleme usulü esasında. Hani çeldiricileri, şıkları elemek için önemli bir bu şey. Ben cevaplarda 0 geçecek mesela. Atıyorum ne geçecek? 2 pi geçecek. Başka ne geçecek mesela? 90 olur mesela. Sin 90 kaçtır? Sin 90 artı cos 90. 1. Oo. Çözdük gitti. Şu anda bulmuştuk cevapları. Gelin arkadaşlar bunu ben başka yolda yapmaya çalışalım. Şimdi burada arkadaşlar gizli bir 1 var. Görüyor musunuz yani? Burada gizli bir 1 var. Ve bu herhangi bir açının tanjantı. Neyin tanjantı arkadaşlar bu? 45'in tanjantı. Ben şurada 1 gördüm yere ne yazabilirim arkadaşlar? Tanjant pi bölü 4. Yani 45 yazabilirim. Yazalım arkadaşlar üşenmeden ve sıkılmadan. Sinüs x artı
Buraya ne yazıyorum? Sinüs pi bölü 4 bölü kosinüs pi bölü 4 yazıyorum. Hani tanjant 45'i böyle yazıyor. Sin 45 bölü kos 45 diye. Sıkıntı yok. Kimse karışmaz. Cos x eşitliği 1 yaptı. Benim derdim bir daha söylüyorum. Sin sin ya da cos cos bulmak arkadaşlar. Başka şeyimiz yok. Şimdi paydaş diyelim burada. Sinüs x çarpı kosinüs pi bölü 4 yazıyorum arkadaşlar. Sinüs x çarpı kosinüs pi bölü 4 artı bunu adam gibi yazalım. Kosinüs x çarpı sinüs pi bölü 4 olsun. Eşittir. İçler dışlar çarpımı yapalım. Kosinüs pi bölü 4 olmuş olsun burası. Arkadaşlar ben burada bir şey gördüm. Sinüs x kosinüs pi bölü 4. Kosinüs x sinüs pi bölü 4. Sin kos kos sin. Bu bir şeydi arkadaşlar. Açılımdı bu. Neyin açılımıydı bu? Toplam formülüydü. Sinüs x artı pi bölü 4'ün açılımı arkadaşlar burası. Kos pi bölü 4. Kos 45 kaça eşit? Hanisine benzesinde yazı verelim. Sinüs pi bölü 4 eşit. Bir daha uzun yazmayalım diye. Cos pi bölü 4'e sin pi bölü 4 aynı. Sin sin demiştim size böyle bir denklem gelecek diye. Bu eşittir bu artı 2 kp. Bu eşittir pi eksi bu artı 2 kp. X artı pi bölü 4 eşittir pi bölü 4 artı 2 tane kp. K dönme sayısı. Arkadaşlar diğerine söyleyeyim bana. X artı pi bölü 4 kaç yapar? Pi eksi pi bölü 4. Pi eksi pi bölü 4 artı 2 kp. Her ikisinden de şeyi çekmeye çalışalım arkadaşlar. X'i yalnız bırakın buradan. X ne çıkıyor? Bunlar sadeleşti. X eşittir 2 kpi. Oo, biz zaten biz bunu bulmuştuk yani. 2pi'nin bütün katları sağlar bunu. 2pi, 4pi, 0, 6pi, 8pi, eksi 2pi. Tonlarca, milyonlarca var. Bu 1, 2. Buradan hocam X'i bulmaya çalışalım. Pi eksi pi bölü 4, 3pi bölü 4 yapar. 3pi bölü 4'ten pi bölü 4 çıkarsak 2pi bölü 4, pi bölü 2 yaptı arkadaşlar o da. Pi bölü 2 artı 2 kpi. K elemandır. Ne olacak arkadaşlar? Tam sayı. Biz buna x1, buna x2 diyelim arkadaşlar. Bunu ne istiyor? Bunu adam gibi yazacaksınız diyor. X1 virgül x2'yi bu şekilde yazarsak sonucu bulmuş olacağız arkadaşlar. Zor mu? Zor tabii yani. Bir başka yol da şu olurdu arkadaşlar. Ne yapardınız? Ama o yolu şu an ben tercih etmiyorum. Niye biliyor musunuz? Şimdi ikinci yol. Şöyle bahsedeyim. Siz oradan da yapmaya çalışın. Ama sinüs x artı kosinüs x eşittir kaç? 1 ya. Çoğu arkadaşımız kare olarak çözüm yapmaya çalışıyor. Tamam sıkıntı yok. Kare aldığınız şey kesin doğrudur. Ama yerine koymanız gerekiyor. Yalancı kökler çıkabilir arkadaşlar. Bir başka soru denk gelirse o olimpiyat ve biraz zor sorular kısmını bunu göstermiş olalım. Bir daha söylüyorum. Arkadaşlar kare olarak çözüm yaptınız mesela. Her tarafı karesini aldınız. Burada bir 1 geldi. Bir şeyler geldi. Ne oldu? Bir ek yazalım. Birler sadeleşti. Sinüs 2x geldi arkadaşlar oradan. Kaç oldu? Sinüs 2x eşittir. 0 oldu. Sinüs 2x 0. Bu denklemi çözerken çözeceğiz mesela. Ne çıkacak arkadaşlar bu? Biz 0. Sinüs 0 yapar. Buradaki köklerini sağlayıp sağlamadığına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yalan kök çıkabilir. Aman dikkat. Buraya bir şimşek çaktıralım. Dikkat. En iyi yol bildiğimiz yoldur.